Merhaba dostlar, bugün sizlerle beraber güzel bir video çekiyoruz. Videomuzun asıl amacı pumse olacak. Pumse hareketlerini biraz daha detaylı anlatacağım. Umarım sizlere yararlı olur. Özellikle ilk olarak beyaz kuşaktan başlayacağız. 1, 2, 3, 4 diye pumseleri tek tek ayrı ayrı videolandırmayı düşünüyorum. Bu yüzden arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Başlangıcı olarak sayacağımız ısınma hareketlerini ve belli başlı esnetme germe hareketlerini yaptık. Kısa şeyler değil ısınma ve esnetme germe hareketleri. Özellikle pumse için çok önemli esnetme hareketleri mevcut bunun için. Şimdi asıl konumuzu arkadaşlarımız arasında şu anda beyaz kuşak yok ama özellikle beyaz kuşak arkadaşlarımız için bazı hareketlerimiz var, bunları göstermek istiyorum. Gel arena. Muhammed gel. Şöyle gel araya. Evet. Şimdi bu arkadaşlarımızın kuşaklarının zaten derecelerini görüyorsunuz. Ama arkadaşlarımıza özel beyaz kuşak hareketlerini tekrar edecekler. Şimdi beyaz kuşağımızın temel hareketlerini yapacağız hep beraber. Ben de sizi kontrol edeceğim. Çalıyorum. Evet. Ayaklarınızı bitiştirdik. Bitişik olacak ayaklar. Gözler karşıda. Aynı anda köye. Şimdi. Evet. İki bedeniniz de aranızda bir karış olacak şekilde olacak. Evet. Böyle. Ayaklarımız gördüğünüz gibi şu kadar bir açıklıkta olması gerekiyor. Şimdi çocuğum sorbitleri geçelim. Evet. Ayaklarımız parmak uçlarımızın karşıya bakması, ellerimizin belli olması, gözlerimizin karşıya ve ayaklarımızın kırık olması gerekiyor. Şimdi tek yumruk aşağı seviye parmak içeri gir. Çek! Evet. El bileklerimizi üst üste olacak arkadaşlar. Çek! Evet, gözlerimizin dediğimiz gibi her zaman karşıya bakması gerekiyor. Çek! Evet, bu bizim aşağı seviye yumruk. Şimdi orta seviye yumruk yapacağız. Ortaya. Çek! Çek! Evet, şimdi yukarı seviye dediğimiz burun seviyesine yumruk atacağız. Gösterelim yumruk yolunu. Evet. Çek! Çek! Evet, elleri rahat bırak şimdi. Araya mark yapacağız şimdi. Bu bizim yumruk çeşitlerimiz. Aşağı, orta ve yukarı yumruktu. Şimdi bazı blok hareketlerimiz var. Bunlardan biri araya mark. Araya mark yapacağız. Evet, yer çekmemize gerek yok. Şimdi araya mark yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi biraz yaklaşalım insaya doğru. Elimize odaklanalım. Araya marki yaparken beldeki elimiz omuzumuza gider. Omuzdan yavaş yavaş bel el gelirken bu elimiz belimize geri gider. Bu da blok olarak kalır. Şimdi diğer elle yapalım. Omuzdan aşağı doğru giderken bu. Bir daha omuzdan aşağı doğru giderken bu araya markidir. Şimdi grup halinde monton an mark yapıyoruz. Orta seviye blok. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, yaklaşalım biraz. Burada önemli olan yine beldeklerimizin gerçekten de belde olmasın. Yani burada ya da burada o değil de tam belli olacak. Yumruğumuzun çene hizasında olacak. Gözlerimiz yine karşıya bakacak. Çocuğun soygu tam yapmış olacaksın. Ayak parmak uçları karşıya bakacak. Şimdi bu eli uzatıyoruz. Diğer elimizi kaldırıyoruz. Çok fazla geriye doğru gitmeyecek şekilde yanda.
Yavaş yavaş bu gelirken diğerimiz belimize doğru gidiyor. Ama omuz vermeden omuzumuz yine ikisi de karşı yapacak her harekette. Araya markede, monton markede, olgun markede geçerlidir. Yine elimizin arasında bir karış olacak şekilde yaparız. Devam edelim. Çek! 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 Evet, şimdi olgun maki yukarı seviye blok yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 Burada önemli olan noktalardan birisi elimizin alnımızla bir karış olacak şekilde göstermemiz gerekiyor. Böyle gidelim. Şimdi olgun maki yaparken yukarıdaki elimiz aşağı iniyor. Arkadaki belimizdeki el dıştan yukarı doğru gelirken bir de geriye doğru gidiyor. Yine yukarıdaki el aşağı doğru iniyor. Beldeki el yukarıda dıştan yukarı doğru gidiyor ve elimizin şu kısmı alnımıza bir karış olacak şekilde duruyor. Yine dizlerimiz kırık, parmak uçlarımız karşıya bakıyor, gözlerimiz karşıya bakacak. Çek! 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 Baro, çabuk! Çek! Evet. Arkadaşlar bunlar bizim önemli olan bazı blok hareketleriydi. Şimdi bir de bunun ayak kısmı var. Ayaklara indiğimiz zaman biraz daha işler değişiyor arkadaşlar. Şimdi eller geldi. 8 hareket yapacağız. 1 Evet. Bu kısım çok önemli. Bu kısımda da yine ön ayağımızın kırık, arka ayağımızın kırık olmaması gerekiyor. Ellerimiz derde çalışıyoruz şimdi. Gözlerimizin karşıya, parmak uçlarımızın karşıya bakması gerekiyor. Bakın. İki parmak ucu da karşıya bakıyor. Çek! Evet. Arada çok fazla mesafe olmayacak. Çok yani bu ayak çok yanda, çok da orada olmayacak. Aynı hizada olmaması gerekiyor. Çünkü dengemiz bozulur. Dengemiz bozulur. Çek! 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 Evet. Yaklaş biraz buraya. Eller belde 8 hareket yapacağız. Önemli olan bir nokta var, orayı göstereceğim. 1 Evet. 2 deyince adım atarken yaylanmamamız lazım. Buradaysak yine aynı hizada ilerlememiz gerekiyor. Yani adım atarken böyle yaylanmak yok. Çek. Evet, çek. Gördüğünüz gibi çek. Baro. Tamam. Ayaklarımızın yaylanmaması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bakalım öğrendiğimiz bütün hareketleri bir araya getirdiğimizde nasıl bir bütün oluşuyor. Şimdi biz parça parça çalıştık. Ve parçaları şimdi birleştireceğiz. Araya markiyle. Eller arkada dik duralım arkadaşlar. Başlangıçtan en başta güzelce yapalım. Çalıyor. Çalıyor. Mi. Evet. Araya markiyle beraber yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet. Burada ne yaptık? Adım alırken ayaklarımızı önce araya marka yaptık. Ardından adım alırken dizlerimizi kırmadan yumruk attık. Araya marka yumruk. Araya marka yumruk. 1 2 3 4
7 8 Alo. Evet, şimdi Mountain Unmark'i yaparak, orta seviye blok yaparak değiştirdik hareketimizi. Ama ayaklarımız ve ellerimiz vuruş şekli aynı. Şimdi Olgun Mark'i yukarı seviye blok ile beraber yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 Aro. Şimdi tamam, biz ne yaptık? Area Mark'i öğrendik. Montreal Mark'i öğrendik. Olgun Mark'i öğrendik. Yumruk şekillerini, duruşları, selam verme şekillerini öğrendik. Ama peki burada iş bitti mi? Hayır. Burada bitmedi. Bunları sürekli tekrar edip öğrenmemiz gerekiyor. Unutmamamız gerekiyor. Bir kuşaktan diğer kuşağa atladığımız zaman beyaz kuşağı unuttum diyemeyiz. O yüzden beyaz kuşağı da aklımızda yer etmesi lazım ve unutmamız lazım. Şimdi biz aslında kumsa içerisinde çift yumruk yapmadık ama çift yumruğu da öğretmiş olalım. Çift yumruk atarken adı üstünde çift. 1, 2, aynı anda. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yani dönüş yaparken elimiz dönüyor, buraya geliyor, bu da dönerek geliyor. Ve dönerek geri gidiyor. Şimdi hızlı yapalım. Çek, çek, çek. Evet, çift yumruk bu şekilde. Çalıyor. Kendin. Evet, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Burada bizi izleyen arkadaşlarımız da var. Herkes güzel bir alkış diyebilir mi arkadaşlar? Evet. Bu arkadaşlarımızla beraber beyaz kuşağın bazı temel hareketlerini öğretmeye çalıştık. Beyaz kuşağı geçtikten sonra zaten tekvandonun kurallarını ve yönetmeliklerini bilerek geçeriz. Ki tekvando yemini, tekvando nedir, kaça ayrılır, bazı teorik bilgiler, terimleri de öğreniriz beyaz kuşakken. Umarım yararlı olmuştur. Şimdi sizlerden ricam sadece bir kanalımıza abone olmak, iki videomuzu beğenip güzel de bir yorum bırakmak. Başka bir ricam yok. Kendinize iyi bakın. Şimdi hep beraber güzel bay bay yapalım herkes. Umarım güzel bir video olur.